Kısmen doğrudur. Peki, o güzel şimdi bir söyleşi. Yeni bir 11 Eylül yaşanmadığına göre Türkiye IMF'den 10 milyar, 20 milyar neyse yüklü bir meblağ alıp ekonomisini rahatlatamayacağına göre. Şimdi biz seçimi konuşuyoruz, A partisini, B partisini, yeni oluşumunu vesaireyi vesaireyi. Aslında Türkiye nereye gidiyor? Bunu konuşmak lazım değil mi? Şimdi bu para şunu, gelmeyecekse Arjantin örneği görüntüleri acaba Türkiye'de yaşar mıyız? Şimdi şunu şöyle bitireyim. Dediğin doğru. O söyleşiyi seyrettim. Güzeldi. O dediği doğrudur. Hata nerede yapıldı onu söylüyorum. Şimdi 10 milyar dolar aldı. Şubat ayında daha evvel vadesi gelen 6,5 milyar dolarlık borcu tek kalemde ödedik. Halbuki IMF o sırada bize yeşil ışık yaktı. İsterseniz bu borcu erteleyeyim diye. Şimdi biz olsak ne yapardık? IMF'ye derdik ki 5 olmasın, %6 faizle bu 6,5 milyar doları 2 sene ödemesiz 5 sene erteledim. Ne yapardık? Vergileri almazdık esnaftan, şuradan buradan piyasayı canlandırırdık. O para piyasaya çıkardı. Yani demek istediğim, Kemal Derviş ekonomik olarak vasat bir insandır. Gereksiz yere şişirilmektedir ve ekonomiyi rezil etmiştir. Peki niye önemseniyor? Şimdi mesela Deniz Baykal çok beyefendi bir adamdır. Ama ekonomiyi bilmez. Şimdi herkes adamın kafasına Kemal Derviş'i koyarsa, o da Kemal Derviş'i ayakta karşılayıp inşallah bizim partiye gelin der. Benim bir iş adamı arkadaşım var. Kemal Derviş geldikten 3 ay sonra, 4 ay sonra bir emekli şeyle, valiyle beni ziyarete geldiler. Bana dediler ki, ya Kemal Derviş'i partiye alalım. Öyle bir şey yok tabii. Kemal Derviş böyle partiye de girmezdi bizim partiye. Onun için demiyorum. Adam iyi niyetle söylüyor bunu. Ben güldüm. Dedim, ne diyorsun ya, benim Kemal Derviş gibi 10 tane adamım var, 20 tane. Yalnız kendi şirketimde 10-15 tane adam var. Kemal Derviş'i katlayacak, onu söyleyeyim. Bak neden bu önemli Gökhan, bunu anlatayım sana. Sen mali işler müdürüysen, bir şirketinde yarın ödenecek çek senet varsa, muhakkak onu çözmeden 3 ay, 5 ay sonrasının kredisiyle uğraşamazsın. Onu da çözeceksin. Onun için köprü kredi almadı diyorum. Yani adam hayat, gerçek hayatı yok. Senet ödememiş, çek ödememiş. Bak bütün piyasa niye bloke oldu? Artık çek senet kabul edilmiyor. Niye? Çünkü o süredeki piyasanın çökmesinden oldu. Ben güldüm. Dedim ki bırakın Kemal Derviş. Yani insanlar iyi niyetle buna yaklaşıyorlar. Kemal Derviş olayı çok tartışılacaktır. Ve ileride bunun ne büyük bir balon olduğu ve belli çevrelerin ne lüzumsuz şekilde şişirdiği de ortaya çıkacaktır. Ben açık söylüyorum. Yani Kemal Derviş vasat bir bürokrattır ve Türk ekonomisini de faydalı olduğu 3 şey varsa zararlı olduğu da 15 şey vardır. Onu şimdi şöyle bir şey yani var. Yani özetle budur. Geçen söyledim. Seneden bu seneye döviz, dolar fiyatında ciddi bir artış olmadı. Ama enflasyona bakıyoruz. İşte %35, %40 gibi rakamlar veriliyor. Faize bakıyoruz. %75. Çok ciddi ve müthiş bir dolar bazında dahi faiz ödüyoruz. Bu niye ödüyoruz? Soru 1. Ve bu para nereye gidiyor? Soru 2. Bu para dışarı da gidiyor. Sonuçta dışarı gidiyor. Emniyetsiz olunca paranın din imanı yoktur. Milliyeti de yok. Şüphesiz. Şimdi eğer sen %35 enflasyon olan bir yerde %75 faiz ödüyorsan, enflasyon düştükten sonra %30 dolar bazında faiz ödüyorsun demektir. Dünyanın diğer ülkeleri de borçlu. Hollanda %3,5 faiz ödüyor. %3,5. Amerika 4,5 ödüyor. 30 yıllık Amerikan tahvilleri 4,5 yüzde. İtalya, Belçika, bunların hepsi borçlu. Biz aptalca yüksek faiz ödüyoruz. Yılmaz Bey, size bir şey söyleyeyim ben. Son 10 senede iç borçların hepsini biz dolara döndürdük. Evet. Dolar endeksli yapıp da yüksek faizle, %10 faizle şey yapsaydık halka, dolar endeksli tahvil satsaydık. Bugün iç borcumuz diyelim ki 90 milyar dolar. Kaç milyar dolar olur biliyor musunuz? 20 milyar dolar olur. Biz o yüksek faiz yüzünden kendi kendimizi vuruyoruz. Bakın hükümet geçen sene dövize endeksli tahvil çıkardı. Ben ne dedim? Çok iyidir, böyle yapın dedim. Çünkü dövize endeksli de adamlar dövize güvendiği için daha ucuz faize razı oluyor. %6,5'la euro faizli bono sattı devlet. 6,5 senede. Ama Türk parasının ne olacağını bilemediği için %75 istiyor ki ne olur ne olmaz diye. O da insan. Onun da kendine göre bir şeyle beklentileri var. O zaman sen akıllı olacaksın. Yani burada büyük yanlış vardır. Borç almak ayrı bir şeydir.
borç alırken kazıklanmak ayrı bir şeydir. Bakın dikkat edin, ben IMF'den alınan borçlar kötü demedim hiç. %5 faizin de çok iyi olduğunu söyledim. Bu finans koordinatörlüğüdür. Yani financial engineering derler. Finans mühendisliğidir bu. Senin elinde bir Türkiye var. Bunun gelir gideri var. Nakit, şirketlerin nakit bütçesi gibi. Ona göre en ucuz nasıl borçlanırım ona bakacaksın. Ya bütün ilişkilerini ona göre ayarlayacaksın. Ve böylece ucuz faiz şey yapacaksın. Mesela bizim söylediğimiz finansal serbest bölge yap Türkiye'yi, bütün bankalar gelsin, hiç vergi almanın mantığı bu. Çünkü bak biz bu %30 reel faiz veriyoruz ya, 90 milyar dolar iç borcumuz var. %30 reel faizle ne eder? 9 kere 3, 27 milyar dolar faiz ödüyoruz. Biliyor musun? Burada parayı bollaştırsak döviz bazında %5 faiz ödesek 9 kere 5, 45, 4,5 milyar dolar eder. 27'den düş 4,5 milyar doları, 21 küsür milyar dolar ne karımız oluyor. Ya dikkat et, anormal bir para bu ya. Anormal bir para karımız oluyor. Yani nereye gidiyor, ne işe yarıyor zaten, kısmı da önemli aslında. Yani ekonomiyle ilgilenen hemen hemen herkes... Yavaş yavaş bu, seçimlere de... Seçime geçeceğiz ama. Bu ekonomiyle ilgilenen herkes bu faiz yükünün çok fazla olduğunu hep söylüyor. Yıllardır söyleniyor. Yani bugünün meselesi de değil bu. Kafalar görmüyorlar mı? Ya kardeşim bunu anlamıyorlar. Arz ve taleptir bu. Bak bu suyu bollaştırırsan fiyatı ucuzlar. Sıcakta mesela hiç su yok. Bir bardak suya icabında 1 milyar lira bastırırsın. Bu iş böyledir. Para lazımsa, yoksa fiyatı yükselir. Bollaştıracaksın. Nasıl güven vereceksin? Güven vereceksin paraya. Yani itimat telkin edeceksin, vergi almayacaksın. Korkutmayacaksın nereden buldum diye. Ama mahkeme karar verdiyse ayrı. Kara parada mahkeme kararını tabii uygulayacaksın. Yani bir ülkenin finansmanını bilmiyorsan yönetemezsin o ülkeyi. Gene geleyim. Mesela en iyi finans bilen adam Abdülhamit'ti. İkinci Abdülhamit. Veliahtken 5 milyon altın serveti olmuştu. Ve Galata bankerleri Zarifi ve başkaları büyükleri onun danışmanıydı. Çiftlikleri vardı o. Gazze var ya, bütün Gazze şeyin Abdülhamit'in çiftliğiydi. Irak'ta petrol kuyularında hisseleri vardı. Evet. Selanik limanında hisseleri vardı. Balkanlarda çiftlikleri vardı. Şahsi olarak. Biliyor musunuz ki birçok lise Abdülhamit'in şahsi şeyle yapılmıştır. Bağışıyla. Bu kendi şeyle yapmıştır. Adam finansı biliyordu. Cin gibi adamdı. Nasıl oldu da 208 milyon altın borcu 104 milyon altına düşürdü? Bu kadar yatırım yaparak. Hani hiç bu yatırımlar yapmasa, milleti aç, sefil bulundursa, dersin ki ya biz aç, sefil kaldık, arttırdık dişimizden, ödedik. Öyle bir şey yok. Türk halkı 30 sene bir okka birinci sınıf ekmeğe bir kuruş ödedi, 100 para ödedi. 30 sene hiç enflasyon yoktu. Samsunlara sorun. Mersin'di, bilmem Lübnan'dı, Beyrut'tu, İzmir'di. Bütün bunlar müthiş gelişmiş yerlerdi. Ankara bile öyleydi. Yani bir şey söylüyorum, finansmanı bilmezsen ülkeyi yönetemezsin. Finansman su gibidir. Yani sen çiftçisin, suyu sudan anlamıyorsun. Nasıl sulama yapılır bilmiyorsun. Yapamazsın çiftçilik. Yaparsan da fakir fukara sürünürsün işte. Verim alamazsın. Şu onun an için, finansmanı bilen Liberal Demokrat Parti dışında var mı gördüğünüz? Kusura bakmayın. Yani şimdi hayır, rakip görmüyor musunuz hiç? Ben finansmanı bilen yok mu? Yok. Ben tek başıma bunu söylersem dinleyenler diyecekler ki adam tek başına atıyor. O zaman LDP.org.tr'den ekonomi kitabını okusunlar. Para, finansman, vergi diye başka bir kitap var. Onu okusunlar. 8 sene evvel ne söylemişiz? Yazılı orada. Baksınlar. Yani bizim bu konuda söylediklerimiz, bu bankalardı, işte mevduat garantisiydi, diğer bütün konular dahil, Liberal Demokrat Parti ne demiş? Bu neye benziyor biliyor musun? Bir doktor var. Çok iyi biliyor hastalığı, insan vücudunu ve insanları iyileştiriyor. Ne kadar? 8 senedir iyileştiriyor. Diğer doktorlar var, daha fena yapıyor. Aramızdaki fark bu. Ben de iddia ediyorum. Diyorum ki ya ben bu mahallenin doktoruyum kardeşim. 8 senedir efendim, yazılı. Bu biraz Ecevit'in doktorlarına benziyor yok, galiba. Doktor. Tedavi altındayken çok düşkün durumdaydı. Tedaviyi kesti. Sayın Ecevit dipleri oldu. Bravo, o da doğru. Biraz ona benziyor galiba. Şimdi bu iddialı olmak antipatiktir. Yani bir adam yani çıkmış böyle koyuyor. Ama şunu benim şey diyeyim şudur. İnsanlar, çünkü önümüzdeki seçimde... Ama yok seçimde, bu iddialı olmanın getirdiği prim var. Onu söyleyebilirim. Çünkü
Yani kendi oğlumdan örnek vereceğim. Hukuk fakültesinde öğrenci ve arkadaşlarıyla beraber şöyle bir hava var. Okuldaki öğrencilerle size dönük bir ilgi var.